anlatan kişi CHP'nin Amerika temsilcisi Yurtar Özcan. Amerika'da da takip etmiş bunu zaten. Amerika'da çünkü Amerika bir sistem devleti. Yani beğenirsin beğenmezsin. Özellikle para kazanma işi üzerinden mükemmel işleyen bir yargı sistemi var. Unutmayın Amerika mafyatik örgütlerle vergi yasasıyla baş etti. Bakın ceza yasasıyla değil. Yani kumarhaneye girdiğiniz zaman çıkışta siz o kumarda kazandığınız paranın vergisini vermek, beyan etmek zorundasınız. Herhangi bir ticari faaliyetiniz varsa siz bunu devlette kayıt altına almak zorundasınız. Ha bunu bir yükümlülük olarak görme, bunun karşılığını olumlu olarak da herkes görüyor. Örneğin şu pandemi döneminde devletle bir vergi muhatabiyeti kurmuş herkese beyan ettiği vergi kadar Batı ülkelerinde yani sistemi işleyen ülkelerde %80'i ya da %100'ü kadar yardım yapıldı. Yani vatandaş verdiği verginin bir dönem sonra ihtiyacı olduğu zaman kendisine gelebileceğini de biliyor. Amerika'da o yüzden siz öyle kolay kolay para kazanamazsınız. Para kazanma üzerinden ya da devletin bilgisi dışında para kazanma üzerinden siz bir takım numaralar çeviremezsiniz. Bunlar yaptıkları an hemen yakalanmışlar zaten. Yani Amerika'da işte bir akaryakıtla ilgili bir şeydi galiba, hayal meyal hatırlıyorum. Onunla ilgili bir vergi iadesi almışlar. Yani onu üretmeden, o işi yapmadan, yani vergi iadesini hak etmeden, bizim eski hayali ihracat gibi, yani kağıt üstünde ihracat yaptık, ver bana vergi iademi gibi, öyle bir şey yapmışlar. Ve hemen yakalanmışlar tabii. Yakalanınca ortada para var. Bu para nereye gidecek? İşte arkadaşa vermişler valizle. Buraya getir. Niye buraya getiriyor? Buraya çünkü her türlü para gelebilir. Çünkü buradaki insanların müthiş ülkeyi yönetmenin maliyetini karşılayabilmesi için kaçak petrolünden tutun da siz işte dünyanın hoşuna gitmeyecek bir takım malların da geçtiği bir ülke haline getiriyorsunuz. Yeter ki para gelsin buraya. Onları da buraya getirdiler. Buradaki en büyük arıza şu bence. Yani Sezgin Baran Korkmaz'ın acemiliği, ayağına dolanması şu. Paralar aldığı zaman bir, kendi parası gibi davranıyor. İki, bir anda popüler olup görünmek, işte siyasetçilerle, cumhurbaşkanlarıyla, gazetecilerle bir araya gelmek ve kendini görünür, kendini tanınır bir özne haline getirmek istiyor. Burada hata yapıyor. Bunu yaptığınız zaman sizi sorgulamaya başlarlar. Yani ekrana çıktığınız zaman, çok fotoğraf verdiğiniz zaman, gazetecilerle oturup kalktığınız zaman, siyasetçilerle oturup kalktığınız zaman sizin kim olduğunuzu insanlar sorgulamaya başlarlar. Bu orada bir anda meşhur olmanın cazibesine kapıldı. Hani bizde de vardır sanatçılar, şarkıcılar bir parçayla meşhur olurlar, onu kaldıramazlar. Bu da orada patladı. Tablo onu gösteriyor zaten. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yasalarını da nitekim görüyoruz bir takım şeylerden. Hani sündürebilirsiniz, arkasından dolanabilirsiniz ama sürekli olarak bunu yapamazsınız. Yurt dışından da bir de baskı gelince en sonunda bunların hakkında bir şey ya operasyon düğmesine basıldı. Hani operasyon düğmesine basılmasının kökeninde de bir takım maddi talepleri kabul etti yok. Bence Kırmızı Bülten'le aranan, Interpol'ün bülteninde aranan Amerika'nın iadesini talep ettiği ve şu anda Amerika'ya gittiği zaman hemen yargılanacak. Çünkü beraber iş tuttukları insan bunların patronu mudur, beraber ortak mıdır? Çünkü Kingston bunun, diye bir adam. Bu, evet. Bunun çünkü patron olabilecek bir maddi varlığı yok. Hani ortak olabilecek, ortak gel seni ortak alıyoruz dediği zaman bir varlığı da yok. Türkiye'ye geldiğiniz zaman işte bir tane özel uçakla 3-5 kişiyi sağa sola taşıdınız. İşte 3-5 insana yardımda bulundunuz. Bir pazarın mallarını komple satın aldınız. Bir anda popüler oldunuz. Yani Türkiye'de kamuoyu yaratmakta bir sıkıntı çekmezsiniz ama bunu nasıl yaptığınız çok önemli. Hangi parayla yaptığınız çok önemli. Gelinen tablo bu. O otelin geçmişi de hayli karanlık. Ama ben şunu öğrendim bugün o oteli yapan insanın kızının anlatmalarından, Amerika'da yaşayan kızının anlatmalarından çok doğal, çok normal ve belli ki çok kavramış meseleyi net bir şekilde anlatıyor. İzledim o videoyu da. Bir kanaldaydı, o kanalın adını da verelim de haksızlık olmasın. Arkadaşlar o görüntüyü bir daha getirelim. Sedat'a da soralım çünkü galiba. Sedat da dinlesin o kısmı. Gerçekten kadın burada çok samimi davranıyor, içten davranıyor. Yani yaşadıklarının şeyinin acısını ve sıkıntısını hissedebilirsiniz. Bir haksızlığa uğramış bir insanın bir feryadı gibi. Ama o söylediği şeyler gerçekten akıl alır gibi değil. Biraz önce izledik ama tekrar aklınızda kalsın. Bakın bunlar çok önemli. Bunlar yakında Türkiye'de bu ülkeyi yöneten insanların önüne konulacak bir fatura. Getirin o kadının söylediklerini arkadaşlar. Kadını ben size tekrar söyleyeyim. Burada bir yanlışlık olmasın. Paramount Hotel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızı Yasemin Victoria Uras. Otelin Sezgin Baran Korkmaz'a kadar uzanan devir sürecinde başına gelenleri bakın nasıl anlatıyor.
Tamam, şu anda zaten gündemde olan bir isim Cihan Eşioğlu. Ben birazdan daha farklı şekilde açarım ama... Ha, Cihan Eşioğlu yalnız babamın vefat ettiği gün otelimize devletin tankıyla girdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin tankıyla otelimize girdi. Kim girdi Aslında Hanım tankla? Cihan Eşioğlu o arada devletin kışlalarına tadilat yapıyordu. Babamın vefat ettiği gün devletin bir tankını alıp otelimize tankla girdi. Fethetti oteli, fethetti. Ben hayatımda dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görmedim. Bir devletin o tankını alıyorsunuz ve o tankla yollardan gidip otele giriyorsunuz. Çok ilginç şu an iddialar yapıyorsunuz. Yani devletin... İlginç değil. Herkes gördü işte o gün. Ben herkes gördü diyorsunuz. Ben Amerika'daydım. Bana telefon açılıp söylendi. Cihan Ekşioğlu diyorsunuz Paramount Otel'e babanız öldükten sonra tabii öldüğü gün öldüğü gün tankla girdi. Bizim devletin tankıyla bir tane tankla girdi. Ya ne diyorsun Sedat buna? Yani çok enteresan ya. Hayır, röportajı yapan arkadaşımız da tankla girildi cümlesini duyunca donup kalıyor. Yani ben de ilk izlerken donup kaldım. Hani her türlü mafyatik öyküyü duyduk. Duymadıklarımızda işte izledik de film olarak da izledik ama böylesini ilk kez duyuyoruz. Ama burada bir temel sıkıntı var. Şimdi bu otelin alanı da 50 yıllığına devletten kiralanmış. Üstüne şey yapılmış, işte otel yapılmış. Bu bir yöntem. Bir tane oteli konuşuyoruz. Bu sistemle oluşturulan bir tane oteli konuşuyoruz. Bunu Özal başlatmıştı. Hatırlarsan Antalya'da o koyları kapatmışlardı. Tabii. Hatta o koylara otel yapan insanların büyük bir kısmı turizm sektörü dışından geldiği için o dönemde de zaten sermayeleri tartışılan insanlardı. İşte müteahhitlik yapan, birkaç iş yapan ya da ne iş yaptığı belli olmayan insanlara tahsisatlar verilmişti. Onlar da 49 yıllığına falan kiralanmışlardı. Daha sonra 100 yıllığına uzattılar. Daha sonra bedava devrettiler falan. Yani orada iyi bir rant var. Yani şimdi işte 49 yıllığına siz orayı kiralamışsınız. Çok lüks bir otel. Muhtemelen de işliyor. Ve orayı işte şeyini de anlatamıyor. En son sahibi kim? Kim kime sattı? Kimden aldı? Şu andaki oranın hukuki durumu muhtemelen, çünkü bir dava sürecinden bahsediyor, bir hakimin taleplerinden bahsediyor. Hakim de meseleyi anlamak üzere bir takım evraklar istiyormuş sağdan soldan. Böyle karışık bir durum. Yani biz buraya nasıl geldik çok anlamış değilim. Ama çok vahim olan şu tank meselesi. Yani hani 10 tane arabayla geldiler, 10 kişi geldiler, 20 kişi geldiler. İlk kez bir tankla bir otele gidilip el konulduğunu, çöküldüğünü falan tanıklık yapıyoruz. Şimdi bu kadıncağızın yaptığı açıklamadan sonra o tankla ilgili bir araştırma, bir soruşturma yapılacak mı, yapılmayacak mı ondan da çok emin değilim. Peki bu Cihan Ekşioğlu verdiği isim baktığınız zaman EPKA Holding Yönetim Kurulu Başkanı'ymış aynı zamanda ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü başta olmak üzere birçok köklü devlet kurumu için çok sayıda projeye imza atmış. Şimdi adamın profiline bakınca tankla yan yana getirebiliyorsun. Söylüyor zaten kadıncağız orada bir oradaki bir askeriyenin işlerini yapıyor diyor kışlanın zaten. Kışlanın işlerini yapıyor diyor. Yani ya bu, iyi de ben kışlanın işini yapıyorum diye askerin tankına binip kapatmak istediğim otelin kapısına mı dayanacağım? Fatih askerlik yapmış insanlarız. Kabını kabını, tenceresini, şeyini, çatalını, bıçağını alıp sen yemekhaneden dışarı çıkaramazsın. Tankını nereden çıkarıyorsunuz? Peki, bunlar çok komik şey. Yani komik gibi geliyor, insanı güldürüyor ama yani şu an hemencecik bence Genelkurmay'ın hani ara sıra görünen bir Milli Savunma Bakanımız var. Asker kökenli. Hemen bu işe el koyması lazım. Bu çoluk çocuk oyuncağı değil. Yani hani TSK'yı Ergenekon süreçlerinden bugüne kadar epeyce hırpaladınız. Ama hiç olmazsa bunu yapmayın. Çok değerli bir paşamız demiş ki,